Dünyan Belediyesi'nden memnun musunuz? Memnunuz. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Pirahmet. Peki bulunduğunuz bölgenizde bir şikayetiniz var mı? Hayır. Önümüzdeki yerel seçimlerde Özkan Bey yeniden aday seçilirse oy verecek misiniz? Veririz. Dünyan Belediyesi'nden memnun musunuz? Ya Dünyan Belediyesi güzel. Hizmetler veriyor ya, bak buraları yapmış yani. Güzel yani. Cam terası. Cam terası yapmış. İnsanlar için bak faydalı bir şey. Dünyanın da hangi mahallede yaşıyorsunuz? Sağlık Mahallesi'nde yaşıyoruz. Peki, Sağlık Mahallesi'nde. Bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Ya şu anda yok. Herkes güzel yani. Asfaltlar yapılmış, gerekli hizmetler yapılmış. Peki, güzel yani. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Özkan Bey yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Valla o şimdi o kendi AK Parti'nin çıkaracağı duruma bağlı yani şu andaki. Siz ne düşünüyorsunuz Özkan Bey yeniden aday seçilirse? Benim komşum olur Özkan. Güzel yani o. Arkadaş iyi mi? Memnunuz ondan. Teşekkür ederim. Nerede oturuyorsunuz? Yurt dışındayım. Peki Kayseri'ye geldiğinizde nerede ikamet ediyorsunuz? Kayseri'de ama burada da Bünyan'dayız biz aslında. Gergemeliyiz. Dolayısıyla mutlaka geliyoruz. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Bünyan'a geldiğimizde Gergeme köyüne. Peki bulunduğunuz köyde bir sıkıntıyla karşılıyorsunuz? Köy tamamen aşağıya taşındı. Aşağı Gergeme'ye taşındı. Yukarıda bir hizmet bekleyen kimse de kalmadı. Peki, ama ihtiyaç var. Orada bahçeler var, yol ciddi yol sorunu var. İhtiyaç var demiştiniz. İhtiyaç var. Yol ihtiyacı var. Bünyan Belediyesi'nden memnun musunuz? Evet, çok memnunuz Bünyan Belediyesi'nden. Hizmetlerinden dolayı da çok teşekkür ederiz. Vallahi çok beğeniyoruz, beğeniyle de geliyoruz buralardan falan. Çok memnunuz. Yapılan cam terastan memnun kaldınız mı? Evet, harika. Herkese tavsiye ediyorum. İnşallah gelir görmelerini de istiyorum. Peki Bünyan'da hangi mahallede yaşıyorsunuz? Sağlık Mahallesi'ndeyiz. Peki Sağlık Mahallesi'nde bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Var. Hayır yok. Benim var. Bir dakika. Yok yani. Güzel gelişmeleri beğeniyoruz yani. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Özkan Bey yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Evet. Son arkasındayız inşallah. Teşekkürler. Bünyan Belediyesi'nden memnun musunuz? Memnunuz ama tek bir şeyden şikayetçiyiz. Sağlık Mahallesi'nde oturuyoruz, vergi dairesinde. Hatta başkanımızın kendi sokağındayız. Kendi annesinin evi de bir komşumuz yani. Sokaktan arabalar hızlı şekilde geçiyor. İki tane tümsek yolla var ya. Ondan belediyeye başvurduk, hiçbir şey çıkmadı. Kendisinin arabasına kadar durduk. Hiçbir şekilde şey çıkmadı yani. Önem çıkmadı. Çocuk mahallemizde de var, komşularımızın çocuk. Aşırı hızlı çıkıyorlar. İki tane tümsek istedik. Bir senedir hiçbir şekilde yanıt alamadık yani. Onun yapılmasını rica ediyorum. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Özkan Bey yeniden aday gösterilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Eğer tümsek yaparsa inşallah. Tümsek yoksa oy da yok. Abi duyuyorsunuz. Sana ne? Dünyan Belediyesi'nden memnun musunuz? Memnun değil. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Sümer Mahallesi. Ben geçiciyim. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Şu anda yok. Önümüzdeki yerel seçimlerde Özkan Bey yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Hayır. Dünyan Belediyesi'nden memnun musunuz? Dünyan Belediyesi'nden memnunuk yani. Tam adam buldum. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Ben Memürren Mahallesi. Kümevler. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Ufak da şikayetlerimiz oluyor. Ben gelip yapıyorlar onlar da arkadaş ya. Önümüzdeki yerel seçimlerde Özkan Bey yeniden aday seçilirse oy verecek misiniz? Veririz Özkan Bey'e, tekrar oy veririz. Dünyan Belediyesi'nden memnun musunuz? Memnun olduğumuz tarafta var, memnun olmadığımız yerler de var. Bahsedebilir misiniz biraz? Memnuniyetlerimizi mi? İkisinden de. Ya memnuniyetlerimiz, insan ilişkileri iyi, sıcak karşılıyorlar. İletişimleri çok güzel, bana göre tabii. İhtiyaçlarımızı bildirdiğimiz zaman da mümkün olduğu oldukça kısa zamanda yerine getiriyorlar. Peki şikayetçi olduk şeyler. Ya bu da kırsal alanda özellikle eski köy olan mahallelerde hizmetler iyidecik. Bulunduğunuz köyde bir şikayetiniz var? Var tabii, çöpler haftada bir kez alınıyor. O da haliyle yeterli olmuyor. Haftada en az iki kez alınması gerekir. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Özkan Bey yeniden aday seçilirse oy verecek misiniz? Ben veririm. Dünyan Belediyesi'nden memnun musunuz? Vallahi ben ne diyeyim kardeşim şimdi ya. Memnun olduğumuz şeyi de var, olmadığımız şeyi de var. İkisinden de bahsederseniz çok iyi olur. Vallahi memnun olduklarınız ve olmadıklarınızdan sırasıyla. Vallahi şimdi ben ne diyeyim, ekseri memnun değiliz yani şu an. Neyden memnun değiliz? İlgi eksikliği var.
Biz mesela bizim köye mesela bir 4. yıl oldu, 5. yıla yaklaşıyor. Bizim başkanımız belki iki defa gelmedi. Hangi ya. Köy? Süksün. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı şu anda? Şu anda yok. Her şeyden memnunuz. Memnunuz. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Özkan Bey yeniden aday seçilirse oy verecek misiniz? Rakiplerine bağlı. Bünyan Belediyesi'nden memnun musunuz? Hayır değiliz. Hangi bölgede yaşıyorsunuz Bünyan'da? Biz Sıvgın Kayseri Bünyan Köyü, Sıvgın Köyü'nde yaşıyoruz. Hangi köy? İlçesi. Hangi? Kayseri Bünyan Sıvgın Köyü. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Ya altyapısı yok. Yani kanalizasyonu sürekli ne zamandır yapılmadı. Bütün karşı köylerinki var. Bir de sel geldi, daha yollarımız yapılmadı. Bu kadar. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Özkan Bey yeniden aday seçilirse oy verecek misiniz? Açıkçası güçlü bir rakip olsa vermeyeceğiz. Memurum şimdiki halik. Dünyada hangi mahallede yaşıyorsunuz? Kahveci Mahallesi. Kahveci Mahallesi'nde bulunduğunuz bölgenizde bir şikayetiniz var mı? Sel bastı işte bizim orayı. Temizlediler, bıraktılar, gittiler. Şimdi enkaz halinde duruyor. Önümüzdeki yerel seçimlerde Özkan Bey yeniden aday seçilirse oy verecek misiniz? Vallahi onu bakmamız lazım. Adaylara göre değişir o. Bünyan Belediyesi'nden memnun musunuz? Memnunum. Bünyan'da hangi mahallede yaşıyorsunuz? Bayramlı. Peki Bayramlı bölgesinde Bünyan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetler nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok. Bir defa baştan efendiliği var, insanlığı var. Halka yaklaşımı var. İletişim iyi diyorsunuz. Çok güzel, evet. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Özkan Bey yeniden aday seçilir. Aynen. Hiçbir yere binmez. Buna verecek. Bünyan Belediyesi'nden memnun musunuz? Vallahi belediyeden memnunum da belediye başkanından memnun değilim arkadaş. Neden? Çalışmıyor, yatıyor abi. Hiçbir şeye bakmıyor abi. Ben AK Partiliyim, belediye başkanımızı sevmiyorum abi. Siz hangi mahallede yaşıyorsunuz? Sağlık Mahallesi, Bünyan Sağlık Mahallesi. Peki Sağlık Mahallesi'nde bulunduğunuz bölgenizde bir şikayetiniz var mı? Var, yollar bozuk. Yollar yapmıyor abi. Yarın bir gün kar yağacak, yağmur yağacak, çamur olacak. Ne olacak abi? Peki ya. Önümüzdeki yerel seçimlerde Özkan Bey yeniden aday seçilir. Vermem. Ona vermem. Ona vermem. Vallahi vermem. Ona vermem. Ben AK Partiliyim ama ona vermem abi. Boş atarım abi. Vallahi memnun değilim. Memnun da desem yalan söylerim. Memnun değilim de desem yalan söylerim. Bünyan'da hangi mahallede yaşıyorsunuz? Ben Süksün Mahallesi'nde yaşıyorum. Peki Süksün bölgesinde Bünyan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Hiç beğenmiyorum. Neden? Yapmadık hizmeti beğenmiyorum. Neyden şikayetçisiniz peki bölgede? Her şeyinden. Mesela? Daha iki yıl üst üste gelip de ilaçlamadılar. Sinekten duramadık orada, evlerin içinde. İki sefer ilaçlamadı. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Özkan Bey yeniden aday seçilirse vermem. Oy verecek misiniz? Vermem. Bünyan Belediyesi'nde... Ya ben memnunum da şöyle yani bir hareket yeni başladı. Siz hangi mahallede yaşıyorsunuz? Cumhuriyet'te. Peki Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Şimdi oralar asfalt yapılacak herhalde. Oralara şimdi su falan kanalizasyon ne deşiliyor. Yeni başladı. Biz orayı başka yeri bilmiyoruz ya. Bu zamana kadar bunun değil miydiniz? Ya işte ama hes var mı vallahi. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Özkan Bey yeniden aday seçilirse şimdi destekleyecek misiniz? Oy vermeyi düşünüyor musunuz Özkan Bey'e? Yeniden aday seçilirse eğer. Desteklerik ya yine de Allah için destekleyecek. Dünyan Belediyesi'nden. Ben buralı değilim biz. Nerelisiniz? Tarım işçisiyim Osmaniye. Burada mı kalıyorsunuz peki? Gömeç. Gömeç? Felahiye yol üstünde Gömeç köyü var. Peki bulunduğunuz köyde bir şikayetiniz var mı? Yok çok şükür. Köşkünde İyi. Memnunsunuz. Memnun o ya. Teşekkürler. Dünyanın hangi mahallede yaşıyorsunuz? Fatih Mahallesi'nde. Fatih Mahallesi'nde bir şikayetiniz var mı bölgenizde? Yenilik olarak ne görmek istersiniz? Yok. Çalışıyor belediyemiz sağ olsun. Şeyde memnunsunuz. Çalışıyor sağ olsun. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Özkan Bey yeniden aday seçilirse oy verecek misiniz? Veririk ya, niye vermeyek?